En çok da ne koyuyor biliyor musun? Bu herif unutacak bugünü yarın. Babası bir iki surat yapar. Belki bir fırça çeker. Üçüncü gün hop yeni araba. İnsanların yüzüne bakmadan konuşuyorlar biliyor musun? Hareketleriyle bildiriyorlar haddini. Gözleriyle gösteriyorlar zavallı olduğunu şerefsizler. Mehmet. İçin umurunda bile değildi be Feriha. Arabam nerede, nasıl sormadı bile. Belki arabayı düşünecek vakti bile olmamıştır. Yani kimin ne yaşadığını bilemeyiz ki. Boşversene ya. Herifin üstünde etiketi var. Ben şerefsiz piçin tekiyim diyor. Canı sıkılınca gelecekti. Nerede benim arabam diye viyaklayacaktı işte. Mehmet yapma. Hatalısın bu konuda, kabul et. Emir'in arabasını aldın, izinsiz kullandın, bir de çarptın. Ne dedin sen? Nereden biliyorsun o adamın adını? Karakolda babası söylerken duydum. Ne önemi var? Tanıyormuş gibi söyledin ama. Ya saçmalama Mehmet ya. Tabii. Sen o herifi tanıyorsun. Boşuna çöpe giden dergileri hatmetmedin ya. Tabii ki tanıyacaksın. Ya nasıl bir adamsın Mehmet ya? Sen kötüsün dertleşelim diye yanına geliyorum, şu yaptığına bak. Ya kendi derdini unuttun, bana saldırıyorsun ya. Ya adamların parası var diye kötü mü oluyorlar yani? Hatalısın işte, kabul et. İşte heriflerin sırtı bu yüzden yere gelmiyor. Senin gibiler yüzünden. Adam zengin ya, haklı. Ben onların hayatından bir gece çaldım Feriha. Bir gece ya. Ama belki bir ömür boyu ödeyeceğim onu. Anlıyor musun? Biliyor musun? Ben okumayı ağabeylerimden öğrendim. El hasbel kader. Babam okula yollamadı. 14'ümde de babanıza verdi. O yüzden okuma hırsı hevesi içimden hiç gitmedi. Ama yine de avuttum kendimi. Dedim ki olsun Zehra, çocukların okuyacak. El kapısında iki büklüm çalışırken hep bu hayalleri kurdum ben. Ama bir gün sen geldin bana, ne dedin Mehmet? Anne tamirci olacağım. Ben ne dedim? Yapma Mehmet. Mektebini bitir. Benim hayallerimi oğulsuz bırakma dedim. Kendim için mi dedim sandım? Okuyup adam olursan bana mı olacaksın sandın? Feriha'nın sarı saçlı bebeği vardı. Senin de araba. Anne. Sen hayallerini oyuncak ettin Mehmet. O arabalarla oynayacağım diye attın kendini o tamirhaneye.
Ben bunu görmem mi sattın? Dur Mehmet, dur. Dedim dedim annem. Kursakta kalan hevesten kork dedimdi. Ne oldu? Aldın mı hevesini? Ha? Hevesini aldın mı oğlum? Anneciğim üzülme sen, ben büyüyünce daha güzellerini alacağım sana. Bana vurur. Sağ ol anne, sağ ol oğlum. Sağ ol. Hadi iyi dersler. İyi dinle ha dersler. Böyle. Hasta edeceksiniz kendinizi. Baban da sen de. Hı, oldu. Yapmam. Ne kötü günler geçti de ben şunları elimi sürmedim. Bak. Bu var ya, bunu nikahımda taktı babanın soyu. Görüp göreceğim zaten bir tek bu oldu. Bunlar da oğlanların sünnetinde. Bu mahallenin kapıcıları takmıştı. Hepsinin alın teri var. Bunu sana takacaktım gelin olduğunda. Bunu da gelinlerime. Şu kör olası dünyada zaten görüp göreceğim bu altın. Babam nerede? Ne bileyim nerede? Gelince ver şunları da artık gözüm görmesin. Ne yapacaksa yapsın. Ben Rümeysa Hanımlardayım bugün. İstedi. Ne kahvesi? Evdeki neyine yetmiyormuş şımarık şimşüğün? Bir daha gitmeyeceksin. Yok diyeceksin. Aşçının yanına bir de hizmetçi tutsunlar. Ben olsaydım seni göndermezdim. Ben kendim alaydım. Büyüdüm değil mi anne? Ya büyüdün ya. Herkes vazifesini bilecek. Sen bu evin kızısın. Kapıcısı değil. Eğer isterlerse ya beni istesinler ya anneni. Ben niye gidiyorum? Sen de gitmeyeceksin. Uşak mıyız biz? Kapıcıysak da vazifemizin bir sınırı var. Hanımefendinin canı kahve istedi diye kahveci kahveci dolaşacak mıyım? Ya ben doydum ya. Vallahi ben doydum.
Dur hanım dur. Kalkma, diyeceklerim var. De bakalım. Tarlayı satıyorum. Hangi tarlayı? Kaç tarlamız var Allah aşkına? Yarın Mevlüt'le konuşacağım. Hissemi vereceğim. Sattırmam. Benim çocuklarımın tek dikili ağacı o tarla. Ondan başka ne neyimiz var? Ha? Bu delik bile bizim değil Rıza. Allah aşkına söyle, bizim neyimiz var başka? Haysiyetimiz var. Paradan başka şey düşünmeyen adamlara borçlu mu kalacağım ha? Ben kararımı verdim. Bu böyle bilin. Asma artık be suratını hanım. Ben ister miyim böyle olsun? Tarlayı satmayıp da ne halt edeceğim ha? Onu söyle bana. Bakkal borcuna benzer mi bu ha? Oğlun olacak, utanmaz mı kapatacak bu hesabı ha? Senin o utanmaz, arlanmaz dediğini ben 9 ay ikiziyle canımda taşıdım. Hatırlar mısın Rıza Efendi? İkizler doğmadan önce sizin o kör olasıca çorak tarlanızda bir lokma ekmek için debelenirken 3 tane bebeğimi ben koynuma almadan toprağa verdim. Kanım karıştı. Bebelerimin kanı karıştı. Senin o kör olasıca toprağında o soyunun alın teri varsa benim de bebelerimin kanı var. Benim kanım. Hadi şimdi de bakayım bana. De, yüzüme karşı söyle. Sen neyi satıyorsun? Sen hangi bebeğimin kanını satıyorsun? Sen kim oluyorsun da bana sormadan çocuklarımın hakkını satıyorsun? Sen kendinde misin be kadın? Tövbe tövbe. Sen ne zaman bileyledin bu dilini böyle he? Etimiz budumuz yok diye baş mı yiyelim el alime? Acındıralım mı kendimize? Feriha, içerileri de topla anneciğim, oldu mu? Tamam anne. Hah, bir de pazara git de sebze bir şey al. Ben 5 numaradayım. Tamam. Aklınızda olsun. Feriha, mektebe geç kalma sen. Okula mı gideceğim? Geç
kalma dedim ya kızım. Ama baba. Ne? Ben de gideyim, evi temizleyeyim. O zaman. Var işte bir sıkıntım. Gereği neyse yaparız elbet. Yahu karışan görüşen mi var be evladım? Hissemi satacağım. Kendi hissemi. Ayıp be ayıp. 3 adım tarla için bunca gürültü çıkarmak zorunuza gitmiyor mu he? Ya bir günden bir güne bir kuruşun hesabını mı sordum ben size he? Hadi Mevlüt hadi. Kendi işimi kendim görürüm ben. Hayırlı günler. Mevlüt'le konuştum. İyice sıktı canımı. Hissemi satarsam onların eli de seyrelermiş. Hak geçermiş. Kaldır şu altını. Hırlısı var, hırsızı var. Kapının kilidi de dingildek zaten. Ne mi lazım? Şunları yerine koy. Kahve içer misin? Senede elektrik işlerine bakmışlığımız var ha. Hüseyin abiye gittim. Çıkmaz iş oradan. Boş ver, çıkmaz işte. Sen bir dayınla konuşsan ne iş olsa artık. Ya oğlum yarın gelip başlayalım demedik ki. Lazımsa işte. Yoksa yok. Tamam kardeş. Tamam hadi eyvallah. Altı yıllık ekmeğini kuruttum. Gör bakalım, iş bulmak kolay mı? Bunlar tanıdık işi baba. Arkamızda bir kayıranımız yok ki. Ama bizim de kendimize göre bir muhitimiz var. Yarın öbür gün bulurum bir şeyler. Gece biraz sonra zehir olacak. Muhiti varmış. Yaptıklarından sonra muhitinde kaç kişi kaldı acaba? Hala tanıdıkla aracıyla iş yapmaya çalışıyorsun. Kim sana güvenip de iş verecek ha? Kim sana ekmeğini teslim edecek? Yüreğine güvenip iş aramak yok. Onu yaptım baba. Evet. Gazetelere baktım, kapı kapı dolaştım. Ama yok. Vasıfsız, diplomasız elemana kimse iş vermiyor. Yazıklar olsun. Biz oğlumuz ekmeğinin derdinde derken, oğlumuz uğursuz, hırsız olmuş haberimiz yok. Ben hırsız değilim baba. Ben hırsız değilim. Allah belamı versin ya. Allah belamı versin. Ya bir geceliğine kendimi başkası sandım, bir geceliğine. Bilsem yapar mıydım? Başkası sanmış kendini, duydun mu hanım? Yahu ne meraklıymışsınız başkası olmaya? Kaç senedir Cuma'ya benimle beraber gelmedin? He?
camiye gitmezsen, alnını secdeye koymazsan, nefsine yenilir, başkası olmak için çalışırsın işte böyle. Allah aşkına Rıza ya, sus bak, komşular duyacak. Duysun canım, duymayan mı kaldı rezilliği? 50 sene onca yüke eğmedik başımızı da... Yapma baba, öldürme beni. Mehmet, Mehmet dur oğlum, nereye Mehmet? Dur annem, dur Mehmet nereye? Eh be Rıza, bu kadar söylendiğinde ne oldu ha, ne geçti eline? Olmuşla ölmüşe çare var mı? Ben anayım, ana. Sen bütün bu lafları ona söylemiyorsun, bana söylüyorsun. Bana, ciğerime dokunuyor, anlıyor musun? Nereye gidecek şimdi bu saatte o çocuk? Hadi git dersine çalış anlayacağım. Kavganın girdiği yerden huzur böyle çıkar işte. Böyle çıkar işte. Oh, aferin. Dayanamıyorum anne. Bu iki dünya arasındaki uçuruma dayanamıyorum. Keşke köyden hiç ayrılmasaydınız. O Allah'ın unuttuğu köyde de olsaydım keşke. Görmeseydik, bilmeseydik. Öyle uzaktan televizyondan izleseydik keşke. Böyle her şey parmağımızın ucunda ama dokunamayacağımız kadar uzak olmasaydı keşke. Şşş, sakın. Uzak deme anne, dokunamam deme. Dokunacağım. Hepsi benim olacaktı. Ama uzak deme. Deme yavrum. Oy 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 oy. Nereden geldi bunlar başımıza? Sessiz sedasız yaşayıp giderdik. Biz kimseye dokunmazdık, kimse de bize dokunmazdı. O kör olmayasıca nereden çıktı oğlumun karşısına? Evimin huzurunu aldı götürdü. Kız ne bu böyle? Şey eski anne. Eskiyse niye böyle kuş yemi gibi kırpık kırpık yaptın annem ya? Niye böyle? Ana. Kız bu hastanedeki oğlan mı? Ne bileyim anne. Dikkat etmedim. Bırak ben toplayayım. İyi ya, topla hadi. At çöpe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.